15. soru. Yukarıdaki yapılandırılmış grid'de hücrede bulunan yapılar numaralanmıştır. Buna göre hangilerinde peptit bağ bulunur? Peptit bağ proteinlere ait olduğu için bizim arayacağımız şey proteindir. Bir numaralı yapı. Kromozomda hem DNA hem protein var. Kromozom eşittir DNA artı protein. Kromozomda protein olduğu için proteinde peptit bağ olacaktır. Bunu alıyoruz. DNA nükleotit yapılıdır. DNA'da peptit bağ bulunmaz. DNA'yı almıyoruz. Maltaz enzimdir. Enzimler protein yapılıdır. Proteinlerde peptit bağ bulunur. 3 numarayı alıyoruz. Hemoglobinde protein yapı olduğundan dolayı proteinlerde peptit bağ bulunur. RNA ribonükleotitlerden oluşur. Peptit bağ değil, fosfodiester bağ bulunur. RNA gibi. Trigliserit yağ olup ester bağ taşır. Peptit bağ taşımaz. Peptit bağ taşıyanlar 1, 3 ve 4. Sorumuzun doğru cevabı diğerlerdir. Biyolojik çeşitlilik. Ekosistem çeşitliliğini, tür çeşitliliğini ve bir türe ait genetik çeşitliliği ifade etmektedir. Buna göre botanik ve hayvanat bahçeleri kurulması, özel alanların milli park olarak koruma altına alınması, 3. denizlerde buharlaşmanın artması, 4. kuşların beslendiği tohumları göç yoluyla uzak mesafelere taşıması durumundan hangileri biyolojik çeşitliliği olumlu yönde etkiler? Botanik ve hayvanat bahçeleri kurulması, türlerin koruma altına alınması anlamına da geldiği için biyolojik çeşitliliği olumlu yönde etkiler. Özel alanların milli park olarak koruma altına alınması yine orada yaşayan bütün canlıların korunması anlamına geldiği için biyolojik çeşitliliği olumlu yönde etkiler. Denizlerde buharlaşmanın artması küresel ısınmayla olur. Küresel ısınma biyolojik çeşitliliği olumsuz etkiler. Kuşların beslendiği tohumları göç yoluyla uzak mesafelere taşıması bitkilerin karalarda yayılması ve üremesi anlamına gelir. Bu da bir türe ait genetik çeşitliliğin, bitki türlerine ait genetik çeşitliliğin artışı demektir. Bu da olumlu etkiler. Olumlu etkileyen yargılar 1, 2, 4 şeklinde Diyarbakır'ı alıyoruz. Soruda bal arılarının üremesi gösterilmiş. Bu kadar şekilde bal arının görülen partenogenez verilmiş. Ve grafikler verilmiş. Değişim grafikleri hangi çizilebilir bu üreme ile ilgili olarak? Önce bir bakalım. Kraliçe arı yumurtaları oluştururken mayoz bölünme geçirir. Yani A mayoz bölünmedir. Yumurtaların erkek arıyı oluşturması B partenogenezdir, mitozda olur. Yani B mitoz bölünme ile olur. Erkek arılar N kromozomludur. Erkek arıların spermlerini oluşturmaları spermler de N kromozomludur. Bu da mitozda mümkün olur. N'den N oluşması. D olayı sperm ve yumurtanın bir araya gelmesiyle oluşan döllenmedir. Ve döllenme sonucu dişi arı oluşmuştur. Birinci grafiğe bakalım. Birinci grafikte X ekseninde dişi arı oluşumu gösterilmiş. Olaylar döllenme ve mayoz gösterilmiş. Arkadaşlar bakın mayoz asla C'de yoktur. C'de mitoz bölünme var. Erkek arıda spermler mitozda oluşur. Bu yüzden birinci grafiğimiz yanlıştır. İkinci grafiğe baktığımız zaman erkek arı oluşumu sırasında A'da mayoz var mı? Var. Peki B'de mitoz bölünme var mı? Var. Var. O zaman ikinci grafiğimiz doğrudur. Üçüncü grafiğe bakıyoruz. Kromozom sayısı mitozla yarıya düşmüş. Mitoz bölünme asla kromozom sayısını yarıya düşürmez. Mitozda N kromozomdan N kromozomlu hücreler oluşur. Bu yüzden 3 numara yanlıştır. Yalnız 2 nolu grafiğimiz doğrudur. Doğru cevap D. Bir diğer sorumuzda 18. sorumuz
Genetik materyal olan çekirdek DNA'sından bağımsız olarak canlılarda bir de mitokondriyal DNA bulunur. Zigot oluşumu sırasında yumurtaya ait mitokondriler döllenmeye katılır. Yani zigotun mitokondrileri anneye aittir. Hasarlı olan mitokondri genomu anneden yavrulara geçer ve ölümcül mitokondriyal genetik hastalıkların ortaya çıkmasına neden olur. Buna göre mitokondriyal hasarı olan bir erkeğin olası çocuklarında buna bağlı hastalıklar aktarılamaz. Çekirdek DNA'sında ve mitokondri DNA'sında spermden gelen kalıtım materyali bulunmaz. Çekirdek DNA'sında mitokondri DNA'sına göre daha fazla mutasyon görülür. İfadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz bakın diyor ki zigotun mitokondrileri anneye aittir diyor. Birinci yargıya tekrar dönüyoruz. Mitokondriyal hasarı olan bir erkeğin olası çocuklarında buna bağlı hastalıklar aktarılamaz. Çünkü erkek spermiyle mitokondri göndermiyor. Sadece çekirdek gönderiyor. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. Erkekte mitokondri hasarı varsa bu erkeğin çocuğuna geçmez. Bu ifade doğru. Çekirdek DNA'sında ve mitokondri DNA'sında spermden gelen kalıtım materyali bulunmaz. Hayır, çekirdek zigotun çekirdeği en kadar DNA anneden alır, en kadar DNA'yı da babadan alır. Yani şu çekirdek DNA'sında ifadesi yanlıştır. Yanlıştır. Ha, mitokondri DNA'sı sadece anneden gelir. Bu doğrudur. Spermden gelmez, yumurtadan gelir. Ama çekirdek DNA'sının yarısı sperm, yarısı yumurta kökenlidir. Bulunmaz dediği için yanlıştır. Çekirdek DNA'sında mitokondri DNA'sına göre daha fazla mutasyon görülür diyor. Verilen parçaya bir daha baktığımız zaman mutasyon bilgisiyle ilgili bir en ufak bir anlatım göremiyoruz. Doğru olsa bile biz bunun doğruluğuna ulaşamıyoruz. Dolayısıyla bunu çıkaramıyoruz bu ifadeden. Buna göre denmektedir. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı Adana olur. 19. soruda filogenetik sınıflamada taksonlar bir araya gelerek daha büyük grupları oluşturur. Ve verilmiş tür, cins, familia, takım, sınıf, şube, alem. Buna göre basamakların doğru olması için hangi ikisi yer değiştirmelidir diyor. Tek tek bakalım. Tür Canis lupus, ikili isimlendirme. Bu bir türdür, kurt türü. Cins Canis, köpekler, tilkiler, kurtlar. Bunlar Canis cinsine girer. Doğrudur. Familia Canidae, köpekgiller, gil eki, de eki, familia yani aileyi ifade eder. Takım Carnivora, etçiller. Evet, şu ana kadar doğru gidiyoruz. Köpekler, kurtlar, tilkiler bunlar etçil grubuna gidiyor. Etçil takımına giriyor. Sınıf Chordata omurgalılar. Omurgalılar sınıf değil, şube olacak. Şube olacak. Şube memeliler olamaz. Memeliler bir sınıftır. Dolayısıyla yer değiştirmemiz lazım. Memelileri sınıfa, omurgalıları şubeye almamız lazım. Alem hayvanlar alemi doğrudur. Doğrudur. Bu basamaklandırmanın doğru olabilmesi için 5 ve 6'nın yer değiştirmesi lazım. 5 ve 6 Bursa'da yer değiştirecektir. Yirminci sorumuz. Yukarıda bazı hücreler verilmiştir. Buna göre hücre zarı, hücre duvarı, hücre iskeleti elemanları, merkezi koful. Hücresel yapılan hangileri canlılarda ortak olarak bulunur? Arkadaşlar bir numaralı hücre, bakın çekirdek zarı yok, zarsı bir yapı yok. Şu sizi yanıltmasın, bu plazmit DNA'sı olabilir ya da halkasal DNA olabilir ama bu bir bakteri yani prokaryot. Hücresi şu hücre hayvansal bir hücre, çekirdeği var. Ökaryottur, hayvan hücresi. Ökaryot. Şu hücrede bakın hücre çepeleri de var. Yeşilimsi renkler,
Kloroplastlar. Bu bir bitki hücresi olabilir. Bitki hücresi. Köşeli bir yapı gösteriyor. Büyük bir kofulu var. Bu da ökaryottur. Soru diyor ki hangileri bütün canlılarda, şu verilen canlılarda ortak olarak bulunur? Hücre zarı bakteride de var, hayvanda da var, bitkide de var, ortak. Hücre duvarı bakterilerde ve bitkilerde hücre duvarı bulunurken hayvanlarda hücre duvarı bulunmaz. Ortak değildir. Hücre iskeleti ökaryot hücrelere aittir. Prokaryotlarda hücre iskeleti elemanları yoktur. Dolayısıyla bunu alamıyoruz. Merkezi koful sadece bitkilere aittir. Bitkide onu da alamıyoruz. Ortak olarak yalnız bir nolu yapı yani hücre zarı bulunur. Doğru cevap A'dır.